Şimdi artık Premiere Pro'yu başlatabiliriz. Premiere Pro'yu açtığımızda karşımıza yeni dosya oluşturabileceğimiz veya daha önce çalışmaya başladığımız dosyaları açabileceğimiz bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda yeni proje ikonuna tıklayarak projemi kaydedeceğim yeri belirliyorum. Burada tavsiyem Yine diğer e, malzeme dosyalarınızın bulunduğu klasörü göstermeniz olacaktır. Dolayısıyla biraz önce oluşturduğumuz bu Foto Safari klasörünün içerisinde yeni bir klasör daha oluşturuyorum. Yine kişisel tavsiye olarak ben Premiere Pro projelerini PP kısaltmalı bir klasörün içerisinde toplamayı tercih ediyorum. Bu klasörün içerisine projemizi isimlendirerek işlemimizi yapmaya başlayabiliriz. Foto Safari adını verdim. Ve OK düğmesine bastım. Açılan ikinci pencereyi direkt iptal ederek ilerlemenizi tavsiye ederim. Oldukça kafa karıştırıcı bir pencere ve zaten aslında daha sonra da bu pencereyi istediğimiz zaman ulaşabileceğiz. O yüzden Cancel'a tıklayarak Premiere Pro'nun açılmasını sağladım. Organizasyon açısından baktığımızda artık klasörümüzün içerisinde fotoğraf makinesi veya video kameramızla çekmiş olduğumuz fotoğraflar, videolar, bunlara ilişkin metadata dosyaları ve nihayet biraz önce Premiere Pro'yu açarken oluşturduğumuz klasörün içerisinde de Foto Safari adında Premiere Pro proje dosyamız oluşturulmuş oldu. Bu şekilde dosyalarınızı organize ederek daha sonra yapacağınız çalışmalarda veya eskiye yönelik yapacağınız ekleme ve düzeltmelerde çok daha pratik sonuçlar elde edebilirsiniz.